Sevgili Murat Sabuncu ile beraber her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 20'de karşınızda oluyoruz ve Türkiye'nin gündemini yorumluyoruz. Bu akşam da bu amaçla karşınızdayız. Yine ülkemizin içinde bulunduğu, daha doğrusu tartışılan konularından birkaç tanesini masaya yatıracağız, tartışacağız ama önce müsaade ederseniz sevgili izleyicilerim sizlere küçük bir izahatte bulunmak istiyorum. O da şu, çok talep geliyor bize genelde yorumlardan, işte ekonomiyi konuşun, işsizliği konuşun, tarımı konuşun, yoksullukları, her gün dalga dalga yayılan, biraz daha yayılan yoksulluğu konuşun diye. Ama bilin ki bizim konuştuklarımızın tamamı bunlarla ilgili bir şey. Yani diyelim ki adalet konuşuyorsak bilin ki adalet olmazsa ekmek olmuyor. Aslında işsizliğin temelinde de ülkedeki adaletsizlik yatıyor. Artan yoksulluğun temelinde de adaletsizlik yatıyor. Diyelim ki laiklik konuşuyoruz veyahut laiklik tartışıyoruz. Bilin ki var olan, bugünkü var olan ekmeğe de muhtaç hale gelmeyelim diye laikliği konuşuyoruz. Yani zaten geldiğimiz nokta kötü. Bir de bunun üzerine biraz daha geri gitmeyelim, Lübnan olmayalım, Suriye olmayalım diye laiklik konuşuyoruz. Ya da toplumsal barışı konuşuyoruz. Bir ülkede toplumsal barış olmadığında refah olmuyor, ekonomik düzelmiyor, tarım da düzelmiyor, çiftçinin hali de düzelmiyor. Eğer bir ülkede demokrasi konuşuyoruz değil mi? O ülkede demokrasi yoksa o ülke zengin olmuyor. İşçi sesini duyuramıyor. Tarımdaki çiftçi isyanını duyuramıyor. Çünkü demokrasi yokluk böyle bir şey. Liyakat tartışıyoruz mesela. Liyakatın olmadığı ülkeler çürüyor. Bütün çabamız, burada konuştuğumuz konuların tamamı sizin refahınızla ilgili bir şey. Yani ülkenin biraz daha iyi olmasıyla hem ekonomik olarak, hem istihdam olarak, hem tarım olarak, hem her alanda daha iyi olması buna bağlı. Laiklik ekmek, hukuk ekmek, demokrasi ekmek, özgürlükler ekmek, toplumsal barış ekmek, bütün bunların tamamı eninde sonunda bu ülkenin refah düzeyinin artmasıyla irtibatlı. O yüzden anlıyorum sizi, KHK'lıların da sesini duyuyorum, ülkede yaşanan bütün olumsuzlukların farkındayız. Bir de şöyle bir durumla karşı karşıyayız, bunu da söylememe müsaade edin, sonra konularımıza geçeceğiz. Vicdanını kaybetmiş bir iktidar var. Burada kendimizi şu anda benzin döküp yaksak, memleketteki yoksulluğu duymayacak, memleketteki işsizliği duymayacak, gençlerin yaşadığı bu işsizliğe dayalı bunalımı, yıkımı, hayal kırıklığını duymayacak, bu liyakatsizliğin neden olduğu çürümeyi duymayacak bir iktidar var. O yüzden biz biraz da toplum, yani sizinle konuşarak kendi bir duygu birliği oluşturmaya çalışıyoruz. Öyle bakmanızı istirham ediyorum. Bu duygu birliğinden ortak bir, herkesin huzur içinde yaşadığı bir ülke çıkarabilme çabası içinde. Yoksa sadece iktidara buradan sabah akşam mahvettin ülkeyi ki bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanılmıyorsam gelirken sosyal medyada gördüm. Bugünkü ekonomik krizi 20 yıl önceki iktidara bağlamış ve şöyle bir cümle etmiş. Ecevit döneminin ekonomik krizinin faturalarını ödüyoruz. Hep söylerim, tekrar söylüyorum. Bir insanda mahcup olma duygusu yoksa böyle cümleler edebilir. Aradan 20 yıl geçmiş, 20 yıl, çeyrek asır kadar bir süre geçmiş, 20 yıl önceki iktidarın ekonomik yıkımının faturasını güya biz hala ödüyormuşuz. Şimdi böyle bakan bir iktidara sabah akşam buradan ya sen de falan demenin bir anlamı yok. En azından toplumla konuşarak toplumsal, zihinsel dönüşümü sağlayıp buradan çıkmanın zeminini oluşturmaya çalışıyoruz diyeyim ve konularımıza geçelim. Evet. Murat, bir geçen haftadan kalan konumuz vardı biliyorsun. Bir onu tartışacağız ama önce müsaade edersen bu giderek sen de birkaç hafta önce sen de yazı konun olduğu için de dikkatimi çekmişti. Şimdi o giderek büyüyen bir tartışmaya dönüşüyor. İşte endişeli muhafazakar kesim var. Bu muhafazakar kesimin endişelerini anlamalı mıyız, hesaba katmalı mıyız diye. Bir kısmı buna böyle bir gerekçeyle bir tartışma başlatıyor ki sen de bunu savunanlardandın yanılmıyorsam. Yani o insanların endişesini giderecek bir siyasete ihtiyaç var demiştin yazında. Bir kesim ise ya bıktık kardeşim muhafazakar kesimin endişesi, bütün işimiz gücümüz onların endişesini anlamak mı üzerine kurgulanmış bir şey. Ama ben bunu biraz daha açalım diyorum müsaade edersen bugün akşam. Bu sadece muhafazakarlar kesimin endişesi mi? Endişe derken tam olarak neyi kastediyoruz? Aslında Türkiye'de sadece muhafazakar kesim endişesi diye bir şey yok. Hatırlıyor musun bilmiyorum, belki bundan yaklaşık bir 10 yıl önce de modern kesimin endişesi diye sevgili Binnaz Toprağ'ın evet, bir yazısı vardı. Onun üzerine başlamıştı. Yani seküler kesim endişeli dediğinde o zaman kime aydınlar? Ya saçmalamayın, ne endişe duyulacak bir şey mi var? Deyip kestirip atmıştı. Şimdi o günkü endişeyi anlamamanın da bir faturası var bugün. Bugünkü eğer varsa bir endişe, o endişeyi anlamamanın da bir faturası var. Aslında bu sadece muhafazakar kesime has bir şey değil. Türkiye'deki bütün toplum kesimlerinin endişesi var. Yani Kürtlere baktığımızda Kürtlerin de endişesi var. Peki onu anlama çabamız var mı? Onu biraz konuşalım. Ya da muhafazakar kesim endişesi var derken neyi kastediyoruz? Biraz onu konuşalım. Senle başlayalım. Ne diyeceğim bu konuda? Yani şimdi ben tabii endişeli muhafazakarlar derken toplumda endişeli sekülerler, laikler de var, modernler de var. Endişeli muhafazakarlar da var, Kürtler de var. Aslında teorik olarak Levent buna seçilmiş travmalar deniyor. Vamuk Volkan'ın ortaya koyduğu bir şey bu. Dündü galiba Medyaskop'ta Edgar Şar'la Profesör Emre Erdoğan'ın kutuplaşma merkezli konuşmasında bu çok geniş bir şekilde seçilmiş travma konusu özellikle masaya yatıldı. Çünkü biz hep veriler üzerinden konuşan iki kişiyiz, iki gazeteciyiz. O anlamda oradaki verileri de bugün şimdi de biraz kullanmak istiyorum. Mesela seçilmiş travma deyince muhafazakarların kendi için en yakın gördüğü seçilmiş travma örneği 28 Şubat mesela. O dönemkileri hiç unutamıyorlar. Ha, üzerinden şu kadar geçti, işte artık güçlüsünüz, neyin travması bu, ne konuşuyorsunuz falan filan demek yerine anlamaya çalışmak lazım. Tabii bir taraftan da bu algıyı yani şu anda halledilmiş bile olsa başta başörtüsü sorunu olmak üzere bu algıyı tırnak içinde kaşıyıp, büyütüp kendi iktidarlarının devamı için kimi şeyleri de ekleyerek büyüten bir iktidar olduğunu da aslında tabii göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bir kere böyle bir endişeli muhafazakarlar var. Bir hikayeyi de anlatayım sana. Entelektüel bir üniversite mezunu, zorlukla başörtülü olduğu için mezun olmuş bir hanımefendi anlattı. Bağdat Caddesi'nde oturuyormuş Suadiye'de. Her gün yürüyüş yapıyor ve bir beyefendiyle aynı anda karşılaşıyorlar sürekli olarak. Her seferinde cık 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 diyor beyefendi. Yani hani o işte o kişi belki oraya yakıştıramıyor kendince tırnak içinde, ne kadar ayıp tabii de. Cık 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 falan filan. Sonunda hanımefendi bir gün çıkıyor, diyor ki neyin cık cıkı, ne diyorsunuz falan filan. O zaman biraz konuşup sonra hızla gidiyor yani. Kötü bir şey de demiyor aslında. Şimdi dünün başörtüsü cık cıkı bugünkü şortlu hanımefendileri olan bir cık cık haline döndü. Elini güçlendiren cık cıklamaya başlıyor Türkiye'de Levent. Bu çok ağır bir şey. Yani daha evvel kendini laik olarak, seküler olarak tanımlayanlar bir modern de tanımı altında modernizmi, işte giyime, kuşama, müziğe, seyahate veriyorlardı. Ve o zaman da giyimle, kuşamla, kendileri gibi düşünmediğini düşünen, farklı düşünen, inancından dolayı farklı giyinenleri de modern olmamakla itham ediyorlardı, rahatsız ediyorlardı, okullara almıyorlardı falan filan. Şimdi modernizm tanımı iktidar tarafından alındı ve değiştirildi. Şimdi modern olmak, köprü yapmak, baraj yapmak, AVM yapmak. Bir kere modern, yani nedir modern? İşte entelektüellikte, zihinde.